keki yapmak için yumurtalarımızı kıralım. Yumurtaları kırdıktan sonra güzelce çırpıyorum. Şimdi bunun içerisine yoğurdumu ekliyorum. Ayçiçek yağı, pudra şekeri, kabartma tozu, badem unu. Unu da ekleyerek yavaş yavaş ekliyorum unu. Hepsini birden değil, topaklanmaması için içerisinde. Bütün hepsini birden döktüğümüzde topaklandığında açmak zor olabilir. Evet, kek karışımım hazır. Şimdi bunu muffin kalıplarına dolduracağım. Yaklaşık bir parmak kadar pay bırakıyorum. Şimdi de hazırlamış olduğum bu keki fırına koyuyorum. 180 dereceye ayarladım. 180 derecede ortalama 25 dakika pişirdikten sonra keklerimi çıkartacağım. Bu esnada da kremamız var. Kremamızı hazırlayalım. Bunun için gerekli olan malzemelerimi şimdi ocağımın altında açıyorum. Malzemelerimi iyice yerleştirdikten sonra ocağın üstüne koyacağım. Şeker ve unu koyuyorum önce. Şeker ve unu güzelce karıştırıyorum. Şimdi bunun içerisine sütümü ekliyorum. Soğuk olarak ekliyorum. Evet, soğuk sütü koyduktan sonra hepsi güzelce açıldı. Şimdi yumurtalarımı kırıyorum içerisine. Yumurtaları da güzelce karıştırarak yediriyorum soğuk sütün içerisine. Ocağın üstüne alıyorum ve bu şekilde karıştırarak sürekli yavaş yavaş pişiriyorum. Koyulaşmaya başladıktan sonra kaynayacaktır ve o esnada kenara alacağım. Bir parça da taze vanilya çubuk olarak içerisine atıyorum. Bunu da içerisinde yavaş yavaş karıştırıyorum. Bu da hem aromasını hem de tanelerini bırakacak. Karıştırmaya devam ediyorum ve bu esnada da koyulaşmaya başladı. Artık iyice koyulaştıktan sonra ocaktan alacağım ama bu esnada da sürekli karıştırmak gerekiyor. Hem dibinin tutmasını engellemek için hem de topaklanmasını engellemek için. Bakın iyice koyulaştı. Ocağın altını kısacağım biraz. Kaynamaya başladı. İyice koyulaştı. Şimdi artık ocağın altını kapatabilirim. Hazır olan kremamı şimdi mikserin içerisine alacağım. Sıyırma aparatıyla da iyice sıyırıyorum. Bu arada vanilya çubuklarını da içerisinden alıyorum. Evet, şimdi mikserde yaklaşık bir 5 dakika bu şekilde çırpacağım. Ve bu esnada da kremam ılımış olacak. Mikserin içerisinde krema iyice ılıdıktan sonra şimdi sıra geldi tereyağına. Soğuk tereyağı ekleyeceğim içerisine. Yavaş yavaş yediriyorum. Evet, tereyağı da güzelce çırparak içerisine yedirdim. Kekleri fırından çıkarttıktan sonra bir süre tezgahta dinlendirdim. Ve şu anda servis yapmak için hazır. Kremam da hazır. Sıkma torbasını hazırlıyorum şimdi. Sıkma torbasının içerisine dilerseniz bu şekilde dişli duyu da kullanabilirsiniz. Veya direkt düz olarak da sıkabilirsiniz. Ama daha güzel bir görüntü olsun diyorsanız bu dişli duyuyla sıkabilirsiniz kremanızı. Şimdi krema torbamızı ucunu ayarlayalım. Hazırlamış olduğum ev kremamı içerisine dolduruyorum. Şimdi kremam da hazır. Kremayı da üzerine, hatta biraz içine de sıkabilirsiniz. İçerisine biraz sıktıktan sonra bakın dışarıya doğru da bu şekilde gezdirerek batırıyorum içerisine. Biraz içerisine sıkıyorum. Ve üzerine de bu şekilde sıktıktan sonra kekimi hazır hale getiriyorum. Sıra geldi çileklere. Çileklerden de ayıtlıyorum şimdi. Dilerseniz yeşil kısmıyla birlikte koyabilirsiniz. Bu da güzel görünecektir. Bir miktar da pudra şekeri üzerlerine bu şekilde eliyorum.